Ile ilgili ne dersin? Halis. Halis. Sen buna penaltıyı vermedin de kardeş sen niye penaltı vereceksin ya? Ha? Yani bir penaltının bir tanım mesela penaltıyı böyle anlatırlar biliyor musun şeylerde? Eğitimlerde, hakem eğitimlerinde, seminerlerde. Yani bunu gösterir. Bak bu evladım penaltı. Evladım bak bu penaltı. Böyle anlatırlar yani. Hala şunun etkisinde mi acaba ya? O Meireles olayı var ya mesela yani. Halis baktığın zaman Fenerbahçe maçlarında bir takım böyle maç öncesi işte sürekli o hakemlerin bazı şeylerde Şimdi geçmişi bırak. Aynı maçın ilk yarısında bile etki altında kalıp ikinci yarı farklı şeylere çıkıyorlar. hakemlerimiz kötü. Her hafta hakemleri konuşuyoruz değil mi burada? Fakat abi iyi yöneteni de kötü konuşuyor bazıları. Şimdi Kayseri Beşiktaş maçı oynandı. Bence Fırat ve Cüneyt şeyde de Barda da Cüneyt Hoca var. İkisi beraber yönettiler. Ben şimdiye kadar bu sene gördüğüm en iyi hakem performanslarından bir tanesi. İki takım da memnun zaten. Sosyal medyada Abi eleştirildi başka hakem. takımlar memnun değil abi. Şimdi hakem iyi yönettiği zaman hakeme de iyi yönettin diyelim yani bir zahmet. Doğru. Diyelim ki kardeşim iki tane penaltı verdin. Şimdi Rıdvan Hoca benim abim. Sevgili Rıdvan Dilmen. Gerçekten ben çok severim Rıdvan Hoca'yı. Ondan benim farklı bir ilişkim vardır yani. Fakat Rıdvan Hoca Allah aşkına diyorsun ki adam diyorsun ribadan atladı. Penaltıyı söyledi vardan şeye Fırat'ın kulağına. Vay sen bunu nasıl söylersin? Vay sen ribadan nasıl atlarsın? Ya o ribadakilerin amacı bu zaten. Adam onun için oturuyor orada. Ama bunu keşke böyle yapabilseler, hep yapabilseler. Bak mesela Rıdvan Hoca bile böyle tuhaf bir şey söyledi. Onu atmaya Dün akşam çalışıyorum vardı, kim vardı? ben. Zorbay küçük. Zorbay. İşte mesela orada iki pozisyondan, yani birini de çağır be abicim işte, çağır bak. Bak şimdi anlatabiliyor muyum sana? Beşiktaş'ın birinci penaltısı penaltı mı? Kaçırdığı penaltı. Penaltı. İkinci İkincisi penaltısı daha fazla penaltı mı? penaltı. İkincisi penaltı. Daha büyük penaltı. Ama adama dersen ki sen Riva'dan niye atlıyorsun da geliyorsun da bu adama penaltı veriyorsun dersen olmaz. Riva'da varın başında oturan Cüneyt Çakır'ın görevi hakemin göremediği bir pozisyon hakeme iletmek zaten. Bu bir de aslında tehlikeli de bir durum. Bundan sonra her Bakıyorum. şeyi hakeme bağlayınca aslında kötü Olmaz. performanslar da bir yerden sonra gözden Aa, bu kaçacak. sefer anlamı kalmaz bizim Evet. hakemlere sallamamızın yani. Niye herkese sallayalım o zaman. İyi yönetene sallayalım, kötü yönetene sallayalım. Yapmayın böyle Ya arkadaşlar. bir tane çıktı işte bu Kayseri Beşiktaş maçı. Dediğin gibi Cüneyt Fırat En Çözer. iyi hakem Keşke performanslarından bir tanesi ya bu sezon gördüğüm. biraz daha genişletebilsek. En iyi hakem performanslarından bir tanesi diyebiliyoruz. Bunun için de derbiler lazım. Ama Diğerlerini sen devam ben edelim. diyoruz Savaş. Bir bakıyorum sosyal medya. O Beşiktaş bedavadan penaltı kazanmış falan filan. Ne bedavası abi? Şu gözlükleri çıkarmamız lazım. Olmaz. Taraftar Olmaz. şeyini Olmaz. çıkarmamız Olmaz. lazım. Ayıptır. Ayıptır. Bak olmaz arkadaşlar. Olmaz. Sen kötü hakeme ne söylüyorsan söyle. Ona bir şey demiyorum ben. Ama iyi hakeme de sırf bir takımın taraftarı olduğu için, olduğun için sallarsan o zaman iyi hakem performansı, kötü hakem performansı birbirine karışır. İşin içinden çıkamayız. İşin içinden çıkamayız. Ve işte ya Kayseri'nin yöneticisi çıktı. Basın sözcüsü. İkisi de penaltı dedi. İyi Adam dedi maç ki iyi yönettiler. maç yönettir. İkisi de Gerçekten de iyi penaltı. maç yönetti adam. Evet. Gerçekten iyi maç yönettiler yani. Harika bir maç hakem Belki performansı. kendi camiasından da diğer takımda tepki çekmiştir. Yine sosyal medyada her şey takılı kalıp bakmaksa o Ya adam çekersiniz o o başka bir sayın şey. yönetici. Önemli olan doğruyu söylemek babacığım. Helal olsun. Dün akşam Berna Başkan'ı aradım. Berna Başkan'la bayağı konuştuk. Yeni bir hoca aldılar bu arada biliyorsun. Rumen neydi adı? Kayseri'nin yeni aldığı hoca. Petrescu. Petrescu. Ha hayırlı uğurlu olsun hocam, başkanım dedim. Bayağı bir konuştuk. Bayağı güzel, neşeli, Çok güzel uzun de zamandan beri yok ortalarda çok ya. güzel neşeli mi abi? Abi kadıncağız şimdi O bak. olaydan sonra protokolde yapılan bir Dedi çirkin bir ki hareket vardı. Ondan sonra kırıldı galiba biraz. Emre Bey dedi ben dedi aylardır kendi fabrikama gitmiyorum dedi. Kayserispor'la yatıyorum, Kayserispor'la kalkıyorum dedi. Şunu asla söylettirmek istemiyorum dedi. Bak Türkiye'nin ilk kadın başkanı geldi. Kayserispor'u küme düşür dedirtmek istemiyorum dedi. Onun için dedi canla başla biz Kayserispor için mücadele ediyoruz dedi. Hakikaten sevgili başkanımız işin her şeyini bırakmış. Her şeyini bırakmış. Bütün işini gücünü, özel işini. Tamamen Kayserispor'a adapte olmuş. Çok ilginç bir şey söyledi. İlk tabii futbol dünyasına yeni girdiği için işte şu hocayı alalım, bu hocayı alalım dedi. Hep benim böyle bir yerlere yönlendirdiler dedi. İlk kez ben bir karar verip bir hoca aldım dedi. Şimdi artık bundan sonra demek ki ben yaptım diyebilecek artık Ha. yani. Evet. Ben yaptım diyebilecek. Ha. Şimdi dedim ki başkanım dedim tebrik ediyorum sizi. Abicim sen bir hoca alırsın hesabını gel bana sor kötü giderse. Ama başkalarının hakkıyla hoca alırsan çünkü abi
O arar, bu arar, şu arar, hemşerin arar, o arattırır, bu yukarıdan ararlar, aşağıdan ararlar. Anladın mı? Hep seni bir yerlere yönlendirirler. Berdan Hanım hep bir yerlere yönlendirmişler. Diyor ki benim takımım %70'i yabancı kardeş, ben yabancı antrenör getirdim onun için diyor. Bak. Doğru olan da o. Hayır, yani yaklaşımı o... doğru bir kere ya. Kafadan yaklaşımı doğru. Onun için Berna Başkan'ın gerçekten başarılı olmasını çok istiyorum. Kadro kötü bir kadro değil. Yalnız o Mikael Lopez'e de bir şey söylemek istiyorum ya. Ya benim 2 sene önceye kadar bu ligin en iyi sağ beklerinden bir tanesi diyordum. Abi her maç, tabii ki bazen zaman zaman penaltıya kızarsın, pozisyona kızarsın. Akhisar Kupa finaliydi. 2 maçta daha önceki takım hatırlamıyor. Akhisar'da oynarken de Sayın Fatih Terim'le köşede tartıştı. Maç sonrası kırmızı kart gördü. Bütün takımı karıştırdı. Burada da aynı abi. Yapma bunları abi. Peki. Pozisyon penaltıysa. Hayır, penaltı bir de yani neyin peşindesin? Neyin peşindesin ya? Yapma, takımı da bozdun. Cezalı oldun. Bak tekrar söylüyorum. Bu ligin 1 sene önceye kadar en iyi sağ beklerinden bir tanesi istiyordum. Takım arkadaşlarını da sabote ediyorsun bu hareketle beraber. Orada peki şimdi ama. Fenerbahçe'de kalalım. Zira transfer dönemi de malum. Başladı. Evet. Sayın Ali Koç'un açıklamaları var. Gündemde var mı? Şimdi onu hemen pas atacağım ben de. Ali Koç maçtan sonra önemli açıklamalar yaptı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup yazdıklarını söyledi Ali Koç. Hem de transferle ilgili bilgi verdi. Önce onu bir izleyelim, sonra konuşalım. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Sağ içi, sağ dışı. Gerek var odasında alınan kararlar. Standart yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlığın daha da arttığı. Bir nebze vardı verilen kararlarla aslında lig tablosunun da etkilenmeye başladığı bir dönemi yaşadık son birkaç haftadır. Ve görüyoruz ki ne kadar çok bağırıp çağrılırsa, ne kadar çok şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra bunların meyvesi alınıyor. Bir de şimdi bunların üstüne federasyonumuzun hukuk kurulları, disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar. Onun daha da enteresanı yani futbol tarihinde, en azından bizim futbol tarihimizde bugüne kadar 1 veya 2 defa olmuş kart kararının affedilmesi, değiştirilmesi, ki hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Bugün maç 1-0 iken ki ilk yarı önemli dakika, maçın kaderini belirleyebilecek bir dakika. Sizlere de tek tek sorduğumda sen dahil penaltı olduğunu ifade ettiniz. Bilgisayarlarınızdan gördük. Bize de öyle geldi. Şimdi diğer maçlara bakıyorum. Şampiyonluk adaylarının bazılarının diğer maçlarına. Orada VAR'a çağrılan hadiseler diyeyim, konular. Bizde çağrılmayanlar, insan ister istemez farklı düşünmeye mecbur kılınıyor. Aşağı yukarı 3-4 hafta önce